ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي هادي له. Bunu biraz aşağı indir bak. Hafif aşağı indir. Aşağı indir. Yukarı kaldır. Kendine doğru indir aşağıya. Tamam. İttekullâhe ve atî'uh. İnnallâhe me'allezîne ettekav vellezîne hum muhsinûn. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليلك صدق رسول الله كما قال في كما قال السلام عليكم Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketiyle muamele buyurduğu kullardan olalım inşallah. Ey müminler, Allah'ın hatırını sayan, Cenab-ı Allah'ın kuvvet ve kudretini kabul eden iman sahibi kimseler, Cenab-ı Allah'ın huzurunda toplanmanın, ona secde etmenin şerefini tatmış, lezzetini yudumlamış kıymetli kimseler. Müminliğin, Cenab-ı Allah'a itikadın, itimadın ve tevekkülün ne olduğunu bilen insanlar. Asrımızın azıtmış, azgınlaşmış ve halal haram demeden dünyaya saldıran hayvandan beter olan insanlarından ayrılan kimseler. Mümindir bunlar. Ey müminler! İnsanın, insan sıfatındaki mahlukların iki türlü gıdası vardır. Bir, midelerine, iki, ruhaniyetlerine. Midelerine çalışan insanlar, işkembe taşıyan mahluklarla aynıdır. Yunus ölmüş deyu sela verile ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Hayvan kısmımız ölümlüdür bizim de, aşık kısmımız, ilahi aşka, ilahi muhabbete muhatap olan ruhaniyetimiz ebedidir. O ruhaniyet Cenab-ı Allah'tan gelen nurani, rahmani, latif gıdalarla gıdalanır. Zikr-ü tesbih ile, aşk-ı ilahi ile, muhabbetullah ile gıdalanır. Hayvan olan kısmımız ot, çöp, et, ekmek yer. Sen hayvaniyetine mi kuvvet yoksa insaniyetine mi hürmet ediyorsun? Hem hayvanlık yapıp da arkasından insan gibi hürmet ve muamele görmek mi istiyorsun? İnsan gibi yaşamak mı yoksa hayvan gibi yaşamak mı istersin? Eğer hayvaniyetimiz kuvvetli ise şunu iyi biliniz ki sıradan hayvanlardan hiçbir farkımız yok. Toprağa gömüldüğümüzde toprak yer gider bizi. Leş oluruz. Toprak yemesin istiyorsan nuraniyetini ve ruhaniyetini kuvvetlendir. Cenab-ı Allah'ın nurlu gıdalarından gıdalan. Besmele çek. Besmelenin şemsiyesinin altına gir. De Bismillahirrahmanirrahim ki o şerefle şereflen. Besmele çeken insan Allah'ın hıfzı himayesindedir. Acıkmaz. Aç çekse besmeleyi doyar. Efendimiz öyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim kalesinin arkasına sığınan, içine sığınan kimse, mümin kimsenin kılına halel ve zarar gelmez. Ey müminler! Yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın kuvvet ve kudretini, ayetlerini görmek nasip olan kimselerdir onlar. Kendisine lüzum eden ilmi öğrenen kimselerdir.
Yoksa Ziya Paşa'nın mıydı? Okumak cehaleti alır da eşeklik bakidir demişler. Haşem yanı huzur. E şimdi okumayan kimse kalmadı. Üniversite okuyoruz hepimiz. Okuduk. Ne okudunuz? Okuduk işte. Ne öğrendiniz? Hayvanlık. İnsanlık öğretiliyor mu? İnsan olarak doğup neden insan olarak son nefesimizi vermiyoruz? Yeryüzüne temiz piri pak gelip niçin günah bataklığı içerisinde kirli paslı huzura geri dönüyoruz? İlk günkü gibi dünyaya ilk geldiğimiz sabilikte ve temizlikte dönmek istemez misiniz? Günahsız insan yok ama tövbe kapısı açık. Pişmanlık kapısı açık. Allah'ın erleri sizi çağırıyor. Ateşim please, ateşim please diye. Dikkat, dikkat. Otobüs kalkıyor, uçak kalkıyor. Rezervasyonunuzu yaptırınız bir an önce. Check-in'inizi yaptırınız. Dergahlar alemi bekaya, ahiret alemine hazırlık yerleridir. Dün okuduğumuz ayeti kerime ne buyuruyor? Allah'ı zikirden uzak kalırsanız dünya darlığı, maişet zorluğu, sıkıntı sizi bulur diyor. Ve kör haşredilirsiniz. Zikredin Allah'ı. Şimdi birçok kimse din-i mübin İslam'ın ve Kur'an'ın emirlerinin hayatı zorlaştırdığı gibi düşüncelere kapılmış vaziyette. Yahu şimdi Müslüman olmayacaktın ki diye başlarlar. Veya tarikatta olmayacaksın ki. Yahu oysa Kur'an-ı Kerim'de Taha suresi ilk ayetleri sanki bu zamanın insanlarını işitir gibi. Hep Müslümana zorluk derler ya, gavura zorluk yok. Öyle mi zannediyorsunuz? Taha مَا زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى Tahe adam manasına da gelir. Adam olana hitaptır yani. Bu Kur'an-ı Kerim sizin üzerinize zorluk olsun diye indirilmedi. Dikkat! Hani birkaç tane yasağı ve bazı kuralları var ya Kur'an'ın getirdiği, Cenab-ı Allah'ın emrettiği, o kurallara uymak zor geldiğinde nasıl darlanır insan? İnsanlık kısmı değil de hayvan zorlanır zaten. Hayvan zorlanır. Hayvana dersin ki buraya pisleme. Hayvan cart pisler. Özgürdür çünkü o. Eşekler özgürdür. Ona istediği yere pisleme, istediği yere bevletme özgürlüğü vardır. İnsanın da hayvaniyet kısmı istediğine gezmek, istediğini yemek, istediği yerde yaşamak, istediği yerde yapmak özgürlüğü vardır o hayvan kısmına. Ama ebedi cehennemlik olur, o ayrı mesele. Bu Kur'an-ı Kerim size zorluk için gönderilmedi diyor Cenab-ı Allah. Tam mefhum muhalifinden kolaylığınız, selametiniz, rahatınız için gönderildi. İlla tezkireten limen yakşa. Yani için gönderildi ancak Allah'tan korkan, Allah'ın heybetini, Allah'ın kuvvetini bilip ondan çekinen, Allah'tan uzak kalmaktan imtina eden kullar için bir öğüttür, bir yol göstericidir, bir selamete çıkarıcıdır, bir rahmete daldırıcıdır. Neydi Kur'an-ı Kerim? Bakınız, hayat kime kolay? Hayat mümine kolay. Çünkü Kur'an-ı Kerim rahatımız için gönderildi. Okuyan var mı? Yok. Bakan var mı? Yok. Gel kardeş, bir mürşit elinden tut, sana hak yolu göstersin, bana Kur'an yeter.
diye böyle hayvaniyet kısmı insanın azgınlaşır. E Kur'an'da oku madem, onu da okumuyor. Mürşit zaten kendine çağırmıyor ki. Mürşit Kur'an'a çağırıyor. Allah'ın ve Habibi'nin sözlerine, Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin sözlerine çağırıyor. İdrak edin, Allah'ın ayetlerini görün, besmeleyle yürüyen gemileri görün gökteki. Gökyüzü bulut dolu. Milyarlarca ton su var o bulutlarda. İtiraz eden var mı? Yer çekimi o yükseklikten aşağı onları çekmiyor. Kaç milyar ton su var? Hesap etsinler. Yer çekimi neden çekmiyor onları, aşağı düşürmüyor? Cevap versinler. Yer çekimi havada bir şey durdurmaz, hemen yere düşürür. Bu değil mi? Nasıl bulmuşlar? Adamın biri elma ağacının altında oturuyormuş. Evet. Tak diye düşmüş kafasına elma. Buldum neyi? Bugün yer çekimini buldum. Buna inanıyoruz. Okutuyorlar okulda bunlara. İyi ki dedim kabak ağacı yokmuş. Nasrettin Hoca fıkrası gibi ya. Biliyorsunuz öyle bir fıkrası var onun. Ceviz ağacının üzerine ceviz düşmüş de iyi ki kabak ağacı değilmiş diyor. Böyle yer çekimi kuralım olur. Bana ona izah etsinler. Gökte milyarlarca ton bulut nasıl duruyor? Hala izahı yok. Orada sen bilmezsin, o orada buhar. E buharda ağırlığı yok mu? Ufacık tüy, kuş tüyü kadar bir şey koyuyorsun da o iniyor aşağıya. Ya milyarlarca ton su duruyor yukarıda, tepemize bizim şar diye boşalmıyor. İzah etsinler. Soğuk havaya denk geldiği zaman selamun aleyküm, aleyküm selam diyor. Evet. Ondan sonra pat diye başlıyor yağmur yağmaya. Öyle mi? E niye tane tane damla damla yağıyor? Efendim işte emkemküm. Besmele ile ayakta duruyor o bulutlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim zikriyle gökte gezdiriyor. Ruhaniyeti kuvvetli olan kimseler Cenab-ı Allah'a doğru yükselmek isterler. Nefsaniyeti ağır olanlar yerin dibine doğru çekilirler. Senin kuvvetin neresi? Göke doğru, gökyüzüne doğru mu? Gıdan? Yoksa yerin bitirdikleri mi? Yerin bitirdiklerine tamahın varsa o yer seni bir gün yer. Ama gökyüzünün getirdiklerine ve gönderdiklerine tamahın var da gönlünü, gözünü gökyüzüne açtıysan korkma. Bir günde sen o gökyüzündesin. Bulut kadar olamayacak mısın? Ağırım deme. Su da ağırdı bir gün. Bir zamanlar su da buradaydı. Hop gökyüzüne bulut diye gezdiriyor Allah. Onun için Allah'ın kuvvet ve kudretini seyredin ve teslim olun. Olmayacak iş yoktur. Allah isterse olur. Cenab-ı Allah her türlü hayrınızı, her türlü bereketinizi çoğaltsın. Rahmetiyle bizi yargılasın inşallah. Cennetine dahil etsin. Cumanız mübarek olsun. Bugünkü hutbemiz de burada inşallah nihayet bulsun. Ela inna salatu kelam ve abla nizam kelamullah el melik el aziz el allem ve iza qura el kuran fastemu la ve ansitu lallekum turhamun inna din indallah el islam إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.